almıştık. Sezim ekrana getirdiğinde gazeteyle devam edeceğiz. Yani tabii gelişmeler dünyada durmuyor. Yani işte bakıyorsunuz, evet, koronavirüse odaklandık ama bir yandan haberciyiz, o refleksle o noktaya dönüyoruz. Bir deprem oluyor ve bir anda dikkatimiz hemen o noktaya çevriliyor. Geçmiş olsun Manisa diyerek devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Milliyet gazetesinin manşetinde ÖSYM sınav takvimini görüyoruz. Malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimini değiştirdi ve buna dair önemli bir haber başlığı yer alıyor. 14 Haziran'dan 13 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek sınavların yeni tarihleri, güncel tarihleri yer almış. Yerli aşı son sürat diye ayrı bir haber başlığı görüyoruz. Türkiye çapında birçok üniversite, bilim kuruluşu ve hastaneler koronavirüsü imha edecek aşıyı geliştirebilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. O şehirlerden ve o üniversitelerden bir tanesi de Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep Üniversitesi'nde COVID-19, yani yeni tip koronavirüse karşı önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor ve önemli aşamalar kaydedildi. Haberi bir izleyelim, sonra devam edelim. Türkiye açısından çok önemli bir fırsat. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken Gaziantep Üniversitesi'nden bir atak geldi. Belki de dünyadaki uygulamalarının başlaması açısından ve devamı açısından da Türkiye'de yapılacak olan bu faz 2 çalışmasıyla önemli bir örnek oluşturmuş olacağız. Üniversitede tedaviye yönelik çalışma başlatıldı. Rektör Profesör Doktor Ali Gür çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özel setleri var. Bu özel setler şu anda yurt dışından geldiği için gümrüğe takıldı. Gümrükten gelir gelmez hemen uygulamaya başlayacağız. Gür çalışmalarında büyük aşama kaydettiklerini ve sistemin dünyada bir iki merkezde uygulandığını belirtti. Önemli bir örnek oluşturmuş olacağız. Üniversitedeki son hazırlıklar tamamlandığında Nisan ayı sonunda tedaviye başlanacak. Sistem şöyle çalışıyor. Donörlerden kan toplanıyor. Her bir donör 200 mililitre kan veriyor. Aldığımız 200 mililitrelik kanı çoğaltıyor sistem kendi içerisinde. Aldığımız sistemin özelliği kendi içerisinde çoğaltması. Çoğalttıktan sonra iki ayrı işlemden geçiriyor. O işlemler teknik işlemler ve o işlemler esnasında patojenlerden o arındırılıyor. En önemlisi de viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar ortadan kaldırıyor. Üniversitede koronavirüsle mücadele kapsamında ek olarak aşı çalışmaları da yapılıyor. Hasta kısa süre içerisinde hem taburcu olabilecek, yoğun bakım süresi de ciddi kısalacak. Böyle bir avantaj sağlayacak hastaya.